Şuna bak. Şu hanımefendiye bakın. Her sabah erkenden kalkıp sinirimi bozar. Bugünse kedi gibi uyuyor. Sağlığına bir şey mi oldu acaba? Tapki. Hey hanımefendi. Daha ne kadar uyuyacaksın? Bak sabah oldu artık. Kalk hadi Tapki. 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 Canımı sıkmaya bayılıyorsun değil mi? Hı? Sana sesleniyorum. Neden cevap vermiyorsun? Hem neden kalkmıyorsun? Kalkıp da ne yapacağım? Ne demek ne yapacağım? Normalde ne yapıyorsun? Kalk duşunu al, dua et, ne olacak? Bihaan, sorun da bu. Duş almadan nasıl güne başlayacağım? Duş almak neden sorun oldu ki? Nasıl duş alayım? Burada banyo ne arar ki? Bir gün duş almasan ne olur ki? Aslana bak. O sanki yıkanıyor mu? Buna rağmen ormanın kralı. Şimdi bir de bana bak. Bu halimle bile ne kadar yakışır. Bihaan lütfen. Sabah sabah şaka yapmayı bırakır mısın? Hayatımda ilk defa sabahleyin duşumu alamayacağım. Bunca yıldır her sabah kalktığımda mutlaka duşumu alıyordum. Hey hanımefendi, şimdi bütün gün somurtacak mısın yoksa bir şeyler yapacak mısın? Hadi kıyafetlerini, havlunu al ve benimle gel. Nereye? Gel benimle. Bunlarla nereye gidilir ki? Hadi. Tamam. Acele et. Yeni banyo burası. Çok sıkı çalışarak zekamı kullandım ve başardım. Git duşunu al. Ne bakıyorsun bana? Bundan daha iyisini yapamam. Hayır hayır, gerçekten çok güzel olmuş. O zaman ne düşünüyorsun? Git duşunu al hadi. Hayır, teşekkür etme. Bu arada ben bunu sana değil, kendime yaptım. Eğer yapmasaydım bütün gün keyfimi kaçıracaktım. Ben de kafayı yiyecektim. O yüzden şimdi hadi duşunu al. Kapatacak bir kapı yok. Nasıl yapacağım ben? O konuda bir şey yapamadım. Ne olacak ki? Ben buradayım. Sen git duşunu al. İçeri kimse girmez. Hadi. Ama... Git yap hadi. Kimse gelmeyecek. Duşun bitti mi? Bahçe banyosu nasılmış? Çok mu küçüktü? Şimdi duanı da et. Zili çal Tapki, zili çal. Böylece evdeki herkes duysun. Şunu fark etsinler. Tapki evden gidebilir ama kimsenin kalbinden çıkmaz. Hey Çukki, sanırım birisi dua ediyor. Yine geç kaldım. Oh, aman Tanrım. Acele edelim yoksa dua töreni başlayacak, azar yiyeceğiz. Dua töreni mi başladı? Olamaz. Aklımı kaçırdım herhalde. Ben unutmuşum. Tapki artık burada yaşamıyor. O zaman bizi nasıl dua törenine çağırabilir? Eğer töreni Tapki yapmıyorsa bu ses nereden geliyor? Her gün Tapki bizi uyandırırdı. Bugün kim uyandırdı? Gördün mü Tapki? Evin dışında olabilirsin. Ama anıların hala bu evde. Ben de bu anıları sana mutlaka hatırlatacağım. Hem de bütün saygınlığıyla. Ses sanırım dışarıdan geliyor. Ama dışarıda kim var? Bakalım. Aman Tanrım, siz hala burada mısınız? Evet Çukki, bunlar gitmişlerdi. Burada ne işleri var? Siz ne yapıyorsunuz burada? Anne, biz bunları evden kovmuştuk, evet, ama onlar gitmemişler. Demek bu ahırda yaşıyorlar. Bunu dün gece fark etmiştim anne. Sana söyleyecektim ama unutmuşum. Neden? Bu ne böyle? Bu ahır bu evin bir parçası değil mi yoksa ha? Evin dışı demek bu dış kapının da dışı demektir, anlıyor musunuz? Hadi. O kapıdan çıkın, yürüyün şimdi. Hadi gidin. Boş versene Vasundhara. Evin içinde değiller sonuçta. Dışarıda kalıyorlarsa bundan bize ne? Ama Balu sana ben... Sana söylüyorum. Bırak dışarıda kalsınlar. Biz içeri evimize girelim. Sizi affetmeyeceğim Bihaan ve Tapki. Sadece bir baba olarak görevimi yerine getiriyorum. Eğer burada gözümün önünde olursanız iyi olduğunuzu görünce içim rahatlar. Tapki, lütfen affet beni. Hepsi benim yüzümden oldu. Ama bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Yesene. Bir şey söyleyeyim mi? Tuzsuz yemeğin tadı çok kötü oluyor. Sen de mi o yüzden yemiyorsun? Tuz almayarak hata ettim, evet. Bu arada şöyle yapabiliriz. Yenecek hale getirebiliriz. Bak şimdi mercimeğe şeker koyuyoruz. Mercimekler şimdi daha lezzetli. Hadi sen de ye. Bihaan dur. Mercimek yemeğine şeker konur mu hiç? Bir dakika. Bihaan lütfen durur musun? Ne oldu? Ha? Sen yemekte acı seviyorsun, ben tatlı seviyorum. Sen ne yapıyorsun böyle? Dur bir saniye. Al. Bihaan sen durur musun? En azından bir tadına bak. Nasıl olmuş? Çok güzel değil mi? Biraz daha ye. Ye hadi. Hey sen neden ağlıyorsun? Eğer sevmediysen sorun değil. Seni yemeğe zorlayamam. İçine şeker koyup yemeğin tadını güzelleştirmiş olabilirsin Bihaan. Ama hayatımı düzeltebilir misin? Beni neden durdurdun Bihaan? Bugün benim yüzümden annem bana... Bihaan bunları duymaya artık dayanamıyorum. Ben de insanım. Bu acıya daha fazla katlanamıyorum Bihaan. Tapki bana bak. Tapki, bunca gün evdekiler için burada kaldın. Birkaç gün daha kal. Benim için. Biliyorum çok acılar çektin, daha da çekeceksin. Ama şunu da biliyorum ki sen çok cesursun. Sadece birkaç gün daha. Hadi şimdi yemeğini ye. Yemeğini ye, yoksa hıçkırmaya başlayacaksın. Yemek yemezsen yine hastaneye gitmemiz gerekecek. Ona verecek param da yok yani. Hadi yoksa benim yedirmem gerekecek. Bugün yemeği nasıl düzelttiysem aynı şekilde evdeki kara kediyi dışarı atıp evde düzelteceğim. Geceleyin evin çevresinde yürümek çok güzel oluyor. Hava ne kadar güzel. Serin serin. Şada kızım, yarınki tören için herkese davetiye gönderdin değil mi canım? Evet anne, yakınımızda oturan kim varsa davet ettim. Konuşmadığımız komşuları, hatta sevmediğimiz insanları bile davet ettim. Ah, çok iyi yapmışsın. Kızım, mesele tören olunca dargınlıkları, kızgınlıkları, her şeyi bir kenara bırakalım. Böyle günlerde kapımız herkese açıktır. Aileden olanlara da, yabancılara da. Hadi gidelim. Hayır anne, yatalım artık. Benim çok uykum geldi. Yarın tören için erken kalkmam gerek. O yüzden hadi uyuyalım, tamam mı? Gel. Anne, verdiğin mesajı anladım. Sen her şeyi unutup benim bu törene gelmemi istiyorsun. Hey hanımefendi, ne oldu? Sanki biraz önce güzel bir rüya görmüş gibi gülümsüyorsun. Bir an, yarın evde tören yapılacakmış. Sen bu törene neden bu kadar seviniyorsun? Çünkü o törene katılmak için yarın eve gideceğim. Ne? Sen eve mi gireceksin? Bu sabah neler olduğunu unuttun mu? Git bak, o beyaz tahta hala orada. Üstünde de yabancıların girmesi yasaktır diyor. Bak Bihaan, ben tek bir şeyi biliyorum. Törende kapılar herkese açıktır. Aileden olanlara da yabancılara da. Hem zaten mahalledeki herkese davet etmişler. Ama seni davet etmediler hanımefendi. Bak Tapki, sakın bunun iyi bir fikir olduğunu düşünme. Davet edilmeden içeri girmemelisin. Ama Bihaan, bu bir tören sonuçta. Hem içeri girmeyeceğim. Sadece salonun kapısında durup oradan törene katılacağım. Bak Tapki, evet bu bir tören. Senin de bu törene katılmak istediğini biliyorum. Ama davet edilmeden içeri girmek hiç doğru değil. Hem o hikayeyi de duymuşsundur. Adamın eşi senin gibi törene katılmak istiyormuş. Kocası ona hayır demesine rağmen eşi davet edilmeden babasının evine törene gitmiş. Sonra ne olmuş? Herkesin önünde aşağılanmış. O da bu utancından canına kıymış. Kocası da engel olmadığı için çok pişman olmuş. Hepsinin tek sebebi kadının davet edilmeden eve girmesiydi. Bihaan, ama ben anneme sonuna kadar güveniyorum. O bana bir törende asla kötü davranmaz. Hatta bana sorarsan çok mutlu olacak. Ben onun mutluluğu için bu törene katılmaya karar verdim. Tören için tüm hazırlıklar tamam mı? Evet babaanne, sen hiç merak etme. Bugün Tapki'siz ilk törenimiz olacak. O bütün bu işleri mükemmel yapardı. Evde değil ya. O yüzden sormak istedim. Anne, benim Şada kızım Tapki gibi her işte hata yapmaz, göreceksin. Hem o ev işlerini hem de tören hazırlıklarını o kadar güzel halledecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Ne güzel söyledin. Vasu, gelin dinle. Misafirler birazdan gelir, gidin onları karşılamaya hazırlanın. Tamam. Hadi gidelim kızım. Ne oluyor orada? Bayan Vasundhara'nın oğlu ve gelini ahırdalar. Şu üç kadın var ya, onlar bizi çok kıskanır. İyi günler, iyi günler. Evimize hoş geldiniz. Ne biçim karşılama bu? Bizi törene davet ettiniz. Ama kapıya bu yazıyı asmışsınız. Hayır. Hayır teyzeciğim, bu yazı sizin için değil. Peki kimin için astınız? Yoksa ahırda yaşayan oğlunuz ve geliniz için mi? Bu yazıyı onlar için mi astınız? Bakın, bu ailemiz içinde bir mesele. Biz size davetiyeler göndererek törene özel olarak çağırmak istedik elbette. Hadi içeri gelin. Böyle önemsiz konuşmalarla vakit kaybetmenin ne manası var? Uğurlu vakit geçecek sonra. Hadi buyurun. Mesele tören olunca dargınlıkları, kırgınlıkları, her şeyi bir kenara bırakmalıyız. Bizim kapımız herkese açıktır. Aileden olanlara da, yabancılara da açıktır bizim kapımız. Affedersin de. Sen nereye geliyorsun? Kapıdaki yazıyı okuyamıyor musun yoksa annemin söylediklerini mi unuttun? Bugün burada tören var Şada. O yüzden ama ben içeri girmeyeceğim. Ben sadece dışarıdan sizin törene katılacağım. Öyle mi? Törene mi katılmak istiyorsun? O zaman karşılığında hizmette bulunursun. Ah, tamam söyle ne yapacağım? Dışarıdayken tek bir hizmette bulunabilirsin Tapki. O hizmet de misafirlerin terlik, sandalet, ayakkabı gibi eşyalarına bakmak. Eğer törene katılmak istiyorsan buradaki bütün kadınların ayakkabılarını güzelce düzenleyeceksin Tapki. Tam burada durup buradan hiç ayrılmayarak onlara bakacaksın. Hiçbiri kaybolmamalı. Yoksa birileri yanlışlıkla, hırsızlıkla suçlanabilir. Şada ne diyorsun sen? Ne oldu? Aşağılandığını mı hissediyorsun? O zaman boş versene. Bu hizmeti de, töreni de unut. Hey, Tapki kızım, ne yapıyorsun sen böyle? Evde büyük bir tören yapılıyor, sen ayakkabıları düzenliyorsun. Hayır teyze, hiç sorun değil. Bu da ev işlerinin bir parçası zaten. Teyze sen ayakkabılarını çıkar şimdi, içeri gir. Tören başlamak üzere. Ne yapıyorsun sen böyle? Aklını mı kaçırdın? Bunu yapmanı sana kim söyledi? Ha? Kim söyledi? Şada. Ama Bihaan, bunun gerçekten bir önemi yok. İnsanlar bunu her zaman yapıyorlar zaten. Bunu içinden gelerek yapmak elbette güzel. Ayrıca evde bu işi yapacak bir sürü insan var. Şada ise sırf seni aşağılamak için sana bunu zorla yaptırıyor. Hayır Bihaan, lütfen. Benim bunu yapmakla bir sorunum yok. Benim için bu törene katılmak çok daha önemli. Tapki. Bu masum kız bu aile için her şeye katlanır. Ama ben aşağılandığını görmeye dayanamıyorum. Evet, törene mutlaka katılacaksın. Duanı edeceksin. Hem de onurun lekelenmeden.